Şimdi şöyle bir baktığımda yan tahtaların hareket etmediği, halka arzların sürümcemede olduğu şu günlerde, hani BIST 100 endeksimizin de ralliye kalkmaya hazır olduğu şu günlerde, holding şirketleri gidiyor, bankacılık gidiyor, bir sanayi kaldı. Bakın Koç Holding'in grafiğine bakar mısınız? Şiir gibi. Bir sanayi kaldı. Bir de o yan tahtalar, teknoloji, enerji bunlar kaldı. Bakalım onlar da ne zaman gidecek? Bugün BIST 100 endeksimiz tarihi zirvesine geldi. 10.643'ten kapatmış. Gayet güzel, gayet iyi. Peki uzun vade yatırımda. Bakın borsa filozofunun bizlerle paylaştığı, daha önce de paylaştığı bu tür tweetleri. Çok güzel. İhracat oranı yüksek şirketlere ortak olun diyerek. Türk Hava Yolları %90. Boru Sanayi %80. Ford %71. Alarko %70. Enka %63. Pegasus %48, Petkim %41. Bu ihracat oranı yüksek şirketlerin kasasına sürekli olarak dolar giriyor arkadaşlar. Dolar zengini şirketler. Kasasında parası olan, ihracat yapan, borcu olmayan şirketlere kademeli ufak ufak alım yapın arkadaşlar. Şişe cam %38. Diyeceksiniz ki şişe cam gitmiyor. Gitmesin. Eğer birikim yapıyorsanız, maaşınızın belli bir kısmıyla alıyorsanız, ne demişler? Her gün hamburger yiyorsan o hamburgerin fiyatının yükselmesini istemezsin. Değil mi? Şişecam da şu an toplama bölgesinde. Toplayın demeye getiriyor. Bir grafik, geçmiş grafiklerine bir bakın. Astor %33. Yeni halka arz, yeni halka arz demeyelim de yeni gelen bir şirket. O kadar çok geçmiş olmamasına rağmen %33'lük bir ihracatı var. Güzel. Koç Holding %28. Sasa %24. Ah Sasa. Kontrolmatik %23 ve Tofaş %20'lik ihracat oranı var. Bu şirketlerden 2-3 tanesini bulun, seçin, beğenin, ortak olun, kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla uzun vade biriktirin. Bitti. Nokta. Bunu grafiğine bakayım. Aman şuraya mı gelmiş? Aman alım noktası burası. Yok yukarıdan satayım, aşağıdan geri alayım. Böyle şeyleri düşünmeyin arkadaşlar. Böyle şeyleri düşündüğümüz zaman zaten kaybetmeye başlıyoruz. Hele ki o yukarıdan satayım, aşağıdan alayım. Unutun. Unutun öyle şeyleri. Özellikle BIST 30 içinde hisselere yatırım yapıyorsanız, ihracatı yüksek şirketlere, holdinglere yatırım yapıyorsanız o noktaları kaçırırsınız. Dirençmiş, destekmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Neyse, biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.